Arkadaşlar herkese merhaba. Hareketli bir hafta geçiriyoruz. Bundan dolayı bir video hazırlamak istedim bu şekilde. Şimdi Bitcoin'de geçen hafta 15 binlerdeydik. Şimdi 18.500'e kadar yükseldik bu hafta itibariyle. Şimdi bundan sonra ne olur? Aslında konuştuğumuz senaryolar yine aynı şeyler devam ediyor. Beklentilerim devam ediyor. 20 bin dolara az kaldı. Benim bütün hedeflerim bu 20 bin dolara bitmiş olacak. Önceden de söylediğim gibi 20-25 bin dolar arasında bir pek hareket yapmayı düşünmüyorum. Bu bant bölgesinde altlarda olacağım daha çok. Elimde hiçbir şekilde Bitcoin kalmamış olacak. Bitcoin ile ilgili yapacağım işlemler de futures pozisyon yapacağım. Yani Binance üzerine yüklediğim dolarlarla onlarla işlem açacağım sadece. Onun dışında başka bir aksiyon planı şu an için planlamıyorum. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse Twitter üzerinden paylaşırım. Bitcoin'de görüntü bu şekilde. Dominans tarafına geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane direnç seviyesi paylaştım. 63, 63, 68, 75. Bunun arasından bir yerden dönebileceğini ve 56-25'lere kadar geri çekileceğini belirtmiştim. Yine aynı fikrimi koruyorum. Burada ilk direnç bölgesinin üstüne çıktı. Şimdi üst tarafa doğru gidiyor. Muhtemelen buraya ulaşır diye düşünüyorum. Ulaşmaya da bilir gerçi. Buralardan da dönebilir. Yani bu bölgesel olarak düşünelim arkadaşlar. Bunun dışında mesela bir gün şurada mum kapattı. Ertesi gün tekrar düştü. Aşağıya yine salabilir. Yani altcoin'lere para gidişi için makul bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bant yani altcoin'lere yatırım yapılabilecek bir alandır. En azından şuradaki gibi üzmez arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani yeni yatırım yapacak kişilere seslenelim. Buralar makul bölge. Altcoin'lere geçelim. Arkadaşlar EOS biliyorsunuz hala aynı şekilde beklemeye devam ediyorum. 3 tane hedefim var bunda. 3.125, 4.6875 ve 6.25. Bunların gerçekleştiğini düşünüyorum. Elimi taşımaya devam ediyorum. Bu tarihi bir dip desteği var bunun. Bunun üzerine tutunmaya devam ediyor. Şu anda da 2.6659 seviyelerinde. Bu da altlarla birlikte hareketlenecektir. Litecoin'e geçelim. Litecoin'i uzun zaman önce paylaştım. Yeni takip eden arkadaşlar bilmiyor olabilir. Bunda ilk TP'miz zaten bizim gerçekleşmişti. Burada bir parça TP aldık, satışını yaptık. Aynı şekilde başladığı yerlere geri çekildi. Şimdi bunu aradan kaldırdığımız zaman ikinci tepeye de ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Bu da 84.75'ten geçiyor. Buralar pivot bölgedir. Tam bu rakam değil de bunun civarlarına yazınız arkadaşlar satışını. Yani şuraya, 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 şuraya gibi öyle söyleyeyim. En üst hedefte 109.01 olacak şekilde ilerlenmeli arkadaşlar. Ripple tarafına geçelim. Ripple'ı da geçen hafta bahsettim. Şöyle arkadaşlar. Bunda da aynı beklentim devam ediyor. Seviye bu 23.84. Şimdi buranın altını kırmış olması daha da altına gideceği anlamına gelmiyor. Zaten böyle formasyon çıkışlarında bir fake out yaparlar. Aşağı atarlar. Siz burada satarsınız. Sonra yukarı gider. Daha da yukarı gider. Alırsınız. Oradan döner. Sonra tekrar hedefe gider. Bu hiyerarşi böyledir arkadaşlar. Bitcoin Cash'e geçelim. Bitcoin Cash 250 dolar desteğine duruyor şu anda. 250.22 fiyatı. 250 dolar bir destek seviyesi. 218.75 destek seviyesi arkadaşlar. Bu yeni giriş, alım yapılacak olan yeni kişiler için fırsat bölgesidir. Öyle söyleyebilirim. Destek alanıdır. Hani buradan alınanlar yine 375 ve 500 olarak hedeflenebilir arkadaşlar. BNB var. BNB'nin Bitcoin yani parite tarafı arkadaşlar destek bölgesine gelmiş durumda. Bunu daha önceden söylemedim, ilk defa şu anda söylüyorum. Yani BNB'yi almak isteyenler, soranlar bunu buralarda değerlendirebilir. Bu zirve rakamlarına baktığımız zaman en sonki buralardan %50. Aslında marketin bütün hatlarla bir şekilde geri çekildi parite tarafları, yani yükselmedi. BNB'nin dolar tarafında ise biliyorsunuz bunu 20'den aldık, 30'dan sattık arkadaşlar. O günden beri ben hiçbir şekilde beklentim olmadığını söylemiştim. Zaten kısmen de aynı şekilde devam etti. Yani ne aşağı ne yukarı bu bölgede şu anda oyalanmaya devam ediyor. Ama burada oluşan veri dolar tarafına bakılmaksızın
değerlendirilebilecek bir bölge olarak durduğu için yani denemeye değer diye düşünüyorum. Ben bir parça yatırım yaptım. Beklemediğim şu anda. Monero arkadaşlar. Monero'yu biliyorsunuz. Şuralarda aldık. 77-80 bölgesinde. 125 TP aldık. Şimdi 150'yi bekliyoruz. Buna da beklentim devam ediyor. Burası gelir diye düşünüyorum rahatlıkla. Hızlıca geçeyim. Tron arkadaşlar. Tron'da dün buranın altında bir deneme geldi. Başarısız oldu. Bugün yine bir kırmızı mum geldi. Muhtemelen buralarda kapatır. Ama dediğim gibi yani bu büyük herkes bu desteği gördüğü için bunu herkes bekliyor yani buradan dönmesini. Bundan dolayı buranın altına satış yapılıp malı toplamak için şu bölgeler yani alt biraz daha altına kayması çok normal. Yani ben bunu çok doğal karşılıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı Tron'u da beklemeye devam ediyorum. Tron'un da mutlaka güzel bir kar vereceğini düşünüyorum. İşte buradan da orta hedefe gittiği zaman %57 verir. En üste gittiği zaman %107 verir arkadaşlar. Bundan dolayı beklemeye devam. Çok majör bölgede şu anda. Altına iner mi? Yani dediğim gibi benim şuralara kadar işte. Yani belki şu 135'lere kadar bir geri çekilip oradan da devam etmesini bekliyorum. Buranın da altına sarkarsa ben elimdekini satmayacağım. Net söyleyeyim. Yani niye satmayacağım? Şundan dolayı Bitcoin yukarı gittikçe bunların değerinin azalması tamam ben Bitcoin hareketini kaçırıyor olabilirim fakat bunlar Bitcoin durduğu zaman yukarı çıkmaya başladığı zaman altların geneli Bitcoin'den çok daha iyi kazandırdığı için bu benim tolere edebileceğim bir şey arkadaşlar. Bundan dolayı planlamıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar Dash biliyorsunuz 62,5'lar destek seviyesiydi. 1, 2 çok kez test etti burayı. Ve yönünü yukarı çevirdi. Birinci hedefi 100 dolar, 2 125, 3 150. Üçünü de bekliyorum arkadaşlar. Beklemeye devam ediyorum. Çeliz en büyük hayal kırıklığı. En dibe kadar ulaştı arkadaşlar bu. 56 desteği vardı oraya geldi. Hatta bugün bir altına deneme yaptı 55'lere. Bir tepki alışı gelmiş. Hani bu da aynı şekilde atlarla birlikte yükselecektir. Yani taşımaya devam yani bunda da yapacak bir şey yok. Bu çok değer kaybettim. Ama ben bundan şimdi şöyle zaten bu 179'lardan satmıştım hatırlıyorsanız. 118-120'lerden aldım ben bunu. O yüzden benim için biraz da çok bir problem yok. Ama yine de tabii bunu satamayan arkadaşlar var. Buralardan alanlar var. Onlar için durum biraz daha sıkıntılı diyebilirim. Yani bekleme süresi çok daha uzuyor. 170'e yakın bir kayıp var çünkü. İnşallah altlar yerinde de bu da hızlı bir şekilde ön plana çıkacaktır diyelim. Arkadaşlar altın. Altını da geçen paylaştım. Bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilme de gerçi Twitter'da bir takipçim var Mustafa Bey diye. Short değil de alım fırsatı olarak görülmedi. Buna katılıyorum. Yani buradan altını shortlayıp buraları hedeflemek bence de doğru değil. Ama eğer buralara gelirse buralarda alım yapılması olabilir. Çünkü majör bir bölgedir. Buranın altına da sarkacağını düşünmüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Dolar Türk Lirası arkadaşlar. Biliyorsunuz zirvelerden çıktık. Yani ben tam zirve değil de 8.40'lardan çıktım. 8.38, 8.39, 8.40 civarında. Oralardan beri bir miktar işim olmayan kısımda TL'de bekliyorum. Bugün de Merkez Bankası'ndan 425 bas puan faiz arttırımı vardı. Onunla beraber de kaç lira kadar? 7.49'lara kadar geri çekilme yaşadık. Devam edecek diye bekliyorum arkadaşlar bu hareketin. 7.25 seviyelerini çok rahat göreceğini düşünüyorum zaten. 7.03 de aynı şekilde. Bunun altına geldiği zaman da bir majör hedefimiz 6.25 olmasına rağmen buralar bir gelsin. Ondan sonrasını daha aşağılar için değerlendiririz. Yani direkt buradan 6.25 hedefimiz var. Okey ama şu bölgenin altına da indiğini görmek çok rahatlatacak beni. Ondan sonra daha sağlıklı tekrardan değerlendiririz. Ama dolarda düşüş beklentim aynen devam ediyor. Onun dışında arkadaşlar başka bir şey yok. Bir de tekrar Bitcoin'e dönecek olursak çok kısa bir şey ekleyeceğim burada. Şimdi haftalık veriyi açıyorum. Arkadaşlar bakın haftalıkta RSI değeri şu 83-84'lere kadar geldi. Şimdi daha önceki yaptığı hareketlere bakalım. Bakın burada satış geldi.
Bu satışın mesela hangi yıl? 2016 Haziran ayı. Buradan gelen satış FİTE ile birlikte %41 bir düşüş demek. Bir üstündeki yine aslında şuradan baz almak lazım bunu. %27'lik bir kayıp yine. RSI'nin bu zirve yaptığı zamanlar. Bu onun biraz daha üzerine çıkmış. Ona bakalım. Bu da %39'luk bir kayıp düzeltme hareketi gelmiş. Gibi gibi arkadaşlar. Yani Bitcoin'de de şu anda RSI'nin haftalıkta zirvede olduğunu düşünürsek ki öyle. Bundan da yakında bir düzeltme gelecektir arkadaşlar. Yani indikatör trade olacaktır mutlaka. Zaten öyle bir beklentim var benim ama burada double top yapıp derin düşüş beklemiyorum. Düşüş bekliyorum ama çok derin bir düşüş beklemiyorum. Yani sadece düzeltme dalgası bekliyorum. Bu düzeltmeden sonra da Bitcoin'in daha da yüksek yeni zirvelere gidebileceğini de düşünüyorum. Ama bunu şu an değerlendirmek için hala erken. 20 bin dolara ulaşınca elinde hiçbir şekilde Bitcoin kalmamış olacak. Bunu daha demin de bahsettim. 20-25 arasında bir ona pay bırakacağım. 25 civarlarında da 24-25 civarlarında da shortlamayı planlıyorum arkadaşlar. İşte bu da 4-5 bin dolarlık veya 6 bin dolarlık bir düşüş beklentim olduğu için. Oralara gelince tekrar değerlendiririz. Şu an kafa bulandırmak istemiyorum. Ama bu indikatörlerin de çok zirve yaptığını, yani RSI'nin zirve yaptığını unutmayın. Göz ardı etmeyin. Bir düşüş gelecek ama bu nereden gelecek? Asıl soru bu. Bunu da ilerleyen günlerde tekrar değerlendiririz. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.